Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku izleyicileri. Ben Özgür Çetin. Şu anda neredeyiz? Rize'deyiz. Fatma Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi'ndeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz binada çocuklarla Bilsen ve Türksel Zeka Gücü Projesi ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Türksel sadece burada değil, sadece Rize'de değil, Türkiye'nin birçok yerindeki Bilsenlere destek vererek projenin gelişmesini ve farklı alanlarda da çalışmalar yapılmasını sağlıyor. Birazdan içeri gireceğiz. Çocuklarla görüşmeler yapacağız. Neler yaptığına bakacağız. Hatta projenin başındaki isim Gamze Hanım da bize bazı bilgiler verecek bu projeyle ilgili. Evet, gördüğünüz gibi yağmur altındayız biraz. Lafı fazla uzatmıyorum. İçeri gelelim, bakalım çocuklar neler yapıyorlar. ABCD tuşlarına farklı sıcaklık ayarları yaptık. Bu ayarlar ABC mesela anne A'ya kendi sıcaklığını ayarladığında her geldiğinde A'ya basar, böylece suyun sıcaklığı kendine göre ayarlanır. Hafıza oyunları uzun veya kısa dönemde hafızanın kullanıldığı oyun türleridir. Bu oyun türleri tek kişilik bulmacalar olabileceği gibi karşılıklı takım oyunu da olabilir. Bu hafıza oyununun en popüler türlerinden biri de Simon Says'tir. Simon Says 4 tane farklı LED'i vardır. Şimdi LED'ler yanıyor ve LED'ler yandıkça siz de aynı renkteki butonlara basıyorsunuz. Ve bu sayede bir dahaki lafele geçiyorsunuz. Trafikte arabaların yol vermemesi ya da sirenin duyulmaması gibi birçok sebepten dolayı ambulanslar hastanelere geç kalmaktadır ve ölümler artmaktadır. Biz de bunu düşünerek böyle bir proje yaptık. Bu projede şimdi 25 ile gelmişim. Ambulans şoförünün kumandayla bu ışıklar değiştirilebiliyor. Bu sayede arabalar arkadaki ambulansın geldiğini anlayıp ona yol veriyorlar. Merhaba Gamze Hanım. Türksel'in zeka gücü projesi hakkında birazcık bilgi alabilir miyiz? Burada ne yapıyorsunuz? Peki, öncelikle hoş geldiniz. İsmim Gamze, Zeka Gücü Projesi'nin eğitmeniyim. Türksel'in yürüttüğü bir sosyal sorumluluk projesi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bilim sanat merkezleriyle yürüttüğümüz bir proje. Projemizin bizim 3 ayağı var. İlk olarak biz çocuklara robotik ve kodlama becerilerini geliştirmek amacıyla bir maker ve kodlama kiti hazırladık. Ve bunu şu ana kadar 130 BİLSEM'deki 21.500'den fazla öğrenciye biz bu kitleri dağıttık. İkinci ayağı da Türksel 2016 yılından itibaren şu ana kadar 27 şehirde 33 tane laboratuvar kurdu. Projede aslında şu şekilde ilerliyor. Biz çocukların işte maker hareketi, endüstri 4.0 kavramlarından bahsediyoruz. Çocuklara biz teknolojiyle buluşturmak adına böyle laboratuvarlar hazırlıyoruz. Çocukların kendi fikirlerini ve kendi ürettiği projelerini geliştirebilmesi amacıyla bütün alet edevat donanımlarının hepsini temin ediyoruz. Ve çocuklarla buralarda 5'er günlük eğitimler veriyoruz. İşte kodlama eğitimi, mobil programlama eğitimi, 3 boyutlu tasarım eğitimi, 3 boyutlu yazıcının kullanımı. Bu yıl drone eğitimlerimiz başladı. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin diyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili Teknoloji Oku izleyicileri, gördüğünüz gibi Rize'deki bu okulda çok ilginç şeyler yapılıyor. Çocukların özellikle Bilsem ekibi ve Türksel Zeka Gücü Projesi ile beraber çocuklara bir üst seviyede yeni şeyler geliştirme, yeni projeler yapma fırsatı tanınmış oluyor. Türksel'in bu alandaki faaliyetleri devam ediyor. Dileriz ki diğer teknoloji şirketleri de ülkemizdeki bu tarz özel projelere, özel programlara destek vermeye devam eder. Güzel bir çalışma olmuş. Bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlere Rize'den seslendik. Bilsen ve Türksel Zeka Gücü Projesi hakkında detaylar aktarmaya çalıştık. Videomuzla ilgili her türlü görüş, yorum, eleştirinizi videonun altına yazabileceğiniz gibi teknolojioku.com adresine de iletebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizim videolarımızı da paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.